Evet, kıymetli arkadaşlar, selamun aleyküm. 8. ayın 6'sı mı bugün? 6'sı. Herhalde Almanya'da yazı bitirdik gibime geliyor. Olsa da birkaç hafta güzel hava olabilir. Ama bizim arı sezonu bitti. Gördüğünüz gibi yağmur, yağmur, yağmur. Zaten nektar da yok. Bal hasadını birkaç hafta önce yapmıştık zaten. Şimdi arıları ilaçlama, yemleme zamanı. Son kontroller, ondan sonra artık seneye ölmezsek, sağ olursak 3. 4. aya kadar pek bir iş yok. Arıları da kendi haline bırakacağız. Gene şöyle göstereyim, birkaç polen toplama falan var tabi. Polene gidiyorlar çünkü yavru yapıyorlar. Bal benim için çok önemli. Bal gerçekten Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi. Arının kendi enzimlerini içine katmasıyla bir gavanoz balı 1500 çiçeğe konarak, yaklaşık öyle diyorlar, çiçekten toplayarak şifa menbaı, yani sizin anlayacağınız. Şöyle kapatayım şurayı. Bal önemli. Şimdi bazen bizim bakkallara dolandığımda görüyorum ki bakkallarda 2.99'a, 3.99'a şöyle yarım kiloluk, 250-300 gramlık bal adı altında kavanozlar var. Ha, bunu niçin söylüyorum? Bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Bizim herhalde çoğu vatandaşımız bunu bilmiyor. İçine şöyle parmak kadar bir petek koymuşlar. Ama içine baktığınız zaman içindekiler yazıyor. Normalde balda içindekiler olmaz. Balda bal yazar. Tamam, içindeki başka hiçbir şey yoktur zaten. İçindekilerde %10, yağmur kuvvetlendi biraz, %10 bal yazıyor. Gerisi işte koruyucu madde, bilmem ne. Çoğu da şeker zaten. Şeker şerbeti, glikoz koymuşlar. Arkadaşlar, bu bal değil. Bunu almakla, yemekle belki ucuz diye alanlar olur veya bilmeyerek alanlar oluyordur. Bu bal değil. Bu normal bildiğiniz şeker. Bunun %10'u bal. Bu insana yarardan fazla zarar verir. Çünkü şeker. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir şeysi yok. Bal yani. Bal diye satıyorlar. Maalesef. Ben hatta tanıdığım bakkalcı arkadaşlara da söylüyorum. Bunu alıp da insanlara yedirmeyin. Yazık. Bu yiyecekse adam 2-3 euro daha fazla versin, bal yesin. Yani şeker yemenin bir anlamı yoksa git evde şekeri karıştır ye. Aynı hesap yani. İçinde bal yok. Balın özelliği daha çeşit. Bal antibakteriyeldir. Bal açık yarayı sürün mesela, iyileştirir. Yani çok çeşit faydalar var. Saymakla bitmez. Bununla ilgili geniş detaylı bir video hazırlıyorum. Önceden YouTube'da videolarım var zaten. Ama örnekleriyle video hazırlıyorum. Bal konusunda gerçekten çok bilinçsiziz. Önceden ben de bilmiyordum tabii, bu işin içine girmeden. Yaklaşık 5 senedir arıcılık yapıyorum. Yani okulunda öğrendim. Kurslarında öğrendim. Raporlarıyla adamlar sunuyor. Onun için hani benim tavsiyem, herkes kendi bilir. Tabii kimseye şöyle yap böyle yap deme şeyimiz yok ama bal yiyeceksen bal, esas bal yiyeceksin. Bal da şifadır. Sağlıklıdır. Tabii o da aşırı kaçmamak amayla. Zaten esas balların üstünde yazar. Çocuklar 2 yaşından altında çocuklar yedirmeyin diye. Ama bu böyle şekerli şeylere, normal şeker, balla alakası olmayan şeyler alıp da yemenin vücuda zarar vermenin hiçbir anlamı yok. Zaten her şeyde şeker var. Üstün üstünlük bir de onu bal diye kahvaltıda yersen iyice zararlı. Ayrıca bir de bu manukahonik diye bir şey var. Duymuşsunuzdur, görmüşsünüz. Geçen bir arkadaşım biri diyor, ben aldım bir tane diyor. Yarım kilo kavanozu 150 euro para vermiş. Ne özelliği manuka balının? Manuka balının
özelliği sadece manuka çiçeğinden olduğu için. O çiçekte sadece Avustralya'da mı ne yetişiyor? Ondan dolayı manuka. Halbuki belki manuka çiçeğinin bazı özellikleri vardır, onu bilemeyeceğim ama benim kanaatime sorarsanız eğer, bu normal diğer ballar manuka balından daha değerlidir. Neden? Çünkü onun içinde bir çeşit bir şey yok. Bir çeşit bir bitki yok. Ihlamurundan tutun, akasyasından tutun, kestanesinden tutun da dediğim gibi biraz önce bir kavanoz bal için arı 1500 çeşit çiçeğe, ağaca konuyor, nektar topluyor. Bunun şifası burada. Ondan dolayı yani hani ben olsam ben kendim 150 euro verip de bir manuka balı almam yani. Hiçbir şeysi yok. Yani olsa bile onu da arı yapıyor, bunu da arı yapıyor. Ondaki çiçek bir tane, bundaki çiçek 1500 tane yaklaşık. Ayrıca bildiğiniz gibi bu Türkçesini bilmiyorum ama Almanca distel diyorlar. Distel dikeni var ya, böyle kırmızı kırmızı açıyor böyle diken. Ondan ilaç bile yapılıyor. Arılar ondan da topluyor yani. Onda da çok nektar var. Ondan dolayı bunu bir merak ettim. Merak etmedim de bir söyleyeyim dedim. Yani üzülüyorum gerçekten. Böyle bakkallar raf raf doldurmuşlar böyle. 2.99'a. Şöyle uval bir kavanozun içinde. Şimdi isim vermek de olmaz. Bal değil yani. Onu hani boşuna para verip de almayın. Zarar. Vücuda zarar. Şeker çünkü. Glikoz içinde yazıyor zaten. %10'u bal diyor. Gerisi işte katkı malkası, korucu madde, glikoz bilmem ne, cart cart. Glikoz bozulur. Yani ekşir. Bal ekşimez. Bal bozulmaz. Geçenlerde hatırlıyorsanız Mısır'da mı ne bal buldular? 3000 senelik. Yani iyi muhafaza olduğu zaman bal bozulmaz. Balın su derecesi, içindeki su oranı zaten düşük olduğu zaman dayanma süresi daha çok artar. Bir de kapaklı, güzel kapağına güzel muhafaza edildiği zaman balda bozulma olmaz arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim dedim. Allah razı olsun. Yakında inşallah videoyu hazırladığım zaman, uzun bir detaylı olacaktım. Detaylı bir video olacağı için bayağı uğraşıyorum. Amacım insanları bilgilendirmek bal konusunda. Çünkü çok benim çok değer verdiğim bir şey. O arının o zahmeti. Ondan sonra arıcının zahmeti. Bazılar diyor ya, balı sen mi yapıyorsun, arı yapıyor. Doğru, arı yapıyor da arıyı arıcı bakmamış olsa eğer, arı zaten yaşayamaz. Sen düzenliyorsun, bakıyorsun her şey yolunda mı? Yoksa meynen menel olur yani. Ondan dolayı arkadaşlar bunu bir söyleyeyim dedim. Allah razı olsun. Böyle yani. Haser Honuk iyi günler diler. Doğal balın adresi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mesela bu Deutsche Imke Honig dediğimiz Alman balı hariç şeylerden aldığımız ballarda, bu dört harfli marketler var ya, onu da isim vermeyeceğim, reklam olmasın. İçine okursanız genelde Honig aus Deutschland und hani Honig aus EU-Ländern und nicht EU-Ländern yazar. Alman balı hariç. Alman arıcıların ürettiği bal almaya anca yetiyor zaten. Zor yetiyor. O kadar az arıcı var. Bu ne demek? O balın içine %10 Alman balı koyuyorlar. Diğer ballarda işte Brezilya'ydı, Avrupa dışı ülkelerden veya Avrupa ülkelerinden alıp karıştırıyorlar. Bunun %90'ı genelde veya %80, %70 de olabilir. Dış ülkelerin balları, Alman balı sadece %10, %20 oranında. Neden Alman balı sık sık diyorum? Almanya'daki şey kanunları çok bu arıcılık veya bu nasıl diyeyim, yiyecek içecek kanunları çok sıkı. Şöyle ki mesela Almanya'da biz arıları mesela bite de karşı ilaçlamak lazım. O ilacı da ancak balı aldıktan sonra yaparız. İlaç bala karışmasın diye. Ameisenzäure dediğimiz şey asit, ne diyorlar ona?
asit kullanıyoruz. Bu şeye karşı, bite karşı. Bu da 12.'nin 31'inde son yani. Ondan sonra ilaçlayamazsın. Halbuki bak bal kovanları 4. ayda konu üstüne koyuyoruz. O zaman anca başlıyor burada sezon. 4.'ye kadar temizlensin diye. Diğer ülkelerde bu kadar sıkı kontrol yok. Adam mesela 3. ayda arıyı ilaçlamış olsa var o bitinden dolayı. Bu ilaç arıya veya bala karışmış olsa kimsenin haberi yok. Ancak tat olarak da bilemezsin. Ancak şeyde laboratuvarda analiz ettirirsen ancak öyle bilirsin. Bu analizle ilgili diğer konular onu gene o dediğim videoda anlatacağım. Onun için bal konusu gerçekten çok önemli. Hani her bal bal değil. Yani içinde ne var ne yok. Hijyen kuralları nasıl? Arıcı bunu uyguluyor mu? Bu ilaçlama konusunda ilaç bala karışmış mı, karışmamış mı? Bunu kontrol eden yok. Ama Almanya'da bu konular hani her konuda sıkı ama bu konuda da sıkı olmalarını ben tebrik ediyorum. Doğru buluyorum. Güzel. Kanunu göre adamlar yapmış. Şu tarihten şu tarihte kadar ilaçlayamazsın. Nitekim bu da güzel bir karar aslında. İnsanların sağlığı açısından güzel bir karar. Hani burada hobi imkacılık yapan veya diğer normal Doça İmkabunt'a bağlı olan derneklere bağlı olan arıcılar bunu yapmaz herhalde. Yani yapmaz zaten. Öyle bir şeysi var. O bakımdan geçsene. Oo. Ne bekliyorsun? Bunu da aklıma gelmiş ya söyleyeyim dedim arkadaşlar. Aldığınız zaman bir bakın. Hani ben illa şey bal alın diyorum ama bal alacaksanız Doça İmkabunt'un veya Doça İmkalar'dan çıkan ballar alın. Biri koyuyor belki fazla verirsiniz ama bal yersiniz gerçekten. Diğer balların tat olarak baldır. Değişiklik yoktur. Ama analiz edildiğinde gene dediğim gibi bunu o videoda anlatacağım. Raporlarıyla analizlerde hep gerçekten ballar bal değil yani. O şeylerden alınan ballardan bahsediyorum. Onların bütün içindeki vitaminleri ölmüş şekilde. Hele bir de bir madde var. HMF diye bir madde var. Onu da açıklayacağım sonra. Yarardan bazı bal işlemlerden geçtikten sonra zarara dönüşen bir madde. Onu da zaten bal işlemlerden geçiriyor çoğu şirket. Onu da açıklayacağım sonra. Şimdilik bu kadar. Anlatayım. Aklıma çok gelmişken söyleyeyim dedim. Böyle yani. Bu işler hani içine girmeyince bilemiyorsun. Hani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bal, incir ve zeytinden çok bahsediyor. Bu da yararlı olmasından dolayı. Yani Allah-u Teala bahsetmiş ama şifa var bunlarda. Onu da tekrar anlatayım dedim. Yani çoğu insan bilmiyor gerçekten. Bir de zoruma giden konulardan biri şu oluyor arkadaşlar. Adam bal vereceği zaman bal orijinal mı diyor. Balın orijinal olmayanı nasıl oluyor? Orijinal olmayanı demin anlattığım gibi oluyor. Yani gidip bir o dört harfli marketlerden bal alacağın zaman bu bal orijinal mı diye sorabiliyor musun? Gidip alıyorsun o güzelmiş falan diyorsun. Çünkü tadı bal. Diğer işlemleri bilmiyorsun. Ama bizden bir bal alacağı zaman bal orijinal mı diye soruyorsun. Gönül rahatlığıyla söylerim. Bal orijinal evet. Hem de çok orijinal. Hem de çok beğeniyorlar. Çünkü sistemine göre yapıyoruz. Bazı trikler var. Onları da yapıyoruz. Hani çoğu arıcının bilmediği içine şeker mi kattın diyor. Mesela arıcı şeker katılır mı? Şeker katılmaz. Sen öyle zannediyorsun. Ayrı mesele. Ama bu konular tekrar inşallah videoyu çıkardığımda rahat rahat dinlersiniz. Hem bilgi sahibi olmuş olursunuz. Oluruz hepimiz. Ballar orijinal yani.